Gel. Buyurun Onur Bey. Sağ ol. Günlük programınız da şu şekilde. Ver bakalım. Lale Sarıhan doktor randevu saat 14 öyle mi? Evet, siz öyle bir bilgi vermiştiniz. O saat herhangi bir program yapmayayım diye. Doğru. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Lale Hanım doktor randevusunu unuttu mu yoksa tek başına mı gidecek? Göreceğiz onu be. Onu bir göreceğiz. Gayet mutlu görünüyor. Sen zarfı Songül'e teslim ettiğine emin misin acaba? Kızım emin misin ne? Akla karayı seçtim ben o zarfı verene kadar. Songül'e verdim. Direkt elden verdim. İyi de ya bir insan zarfı eline aldıktan sonra içine bakmaz mı ya? Taş olur insan. Kızım acaba bunlar zarfı okudular da buna mı söylemediler daha? Ay nereden bileyim ben ya? Vallahi mutlu. Bildiğim mutlu. Vallahi mutlu. Tatsız bir durum yok ya. Bunu söylemediler gerçekten ha? Yani mutsuz değil ha? Ah! Ya sen ne yapıyorsun ya? Siz ne yapıyorsunuz asıl ya? Siz ne kötekten anlıyorsunuz arkadaş, ne laftan anlıyorsunuz ya? Sen, Erol yemin ediyorum bak, bu baby göllerimin hatırını falan dinlemeyeceğim, boşayacağım yani seni. Ne yapıyorsun bu çırpıntıyla kafa kafaya vermiş? Kızım, evladım, çocuğum, kafa kafaya verdik diye kafa kafaya vurmak mı gerekir? İş konuşuyoruz, şirket burası. Yalan konuşup benim sinirimi iyice tepeme çıkartma. Hayatım, niye yalan söyleyeyim? Konuşmadık mı? Şirket dedik, yıl dönümü dedik, organizasyon dedik. Onlara söylemeden istişare ediyoruz. İstişare nedir? O koca uzuvların arasında kalmış küçücük beynini anlamaman çok normal. Neden? Çünkü sen cahilsin. Sen ağzını doldurdurdurdur cahil diye bana mı söylüyorsun ya? Evet, sana söylüyorum. İkinci küçücük kalmış uzuvunda kulakların. O yüzden iyice aç, beni dinle. Cahil. Sana soğudu soğudu şuradan bir uçarım var ya, yemin ediyorum o beynin sümük diye böyle burnundan akar. Ay sen ne kadar iğrenç bir yaratıksın ya. Şu anlatım tarzlarına bak. Ay ben daha fazla katlanamayacağım Erol, gidiyorum. Ay ben ne yapabilirim ya, ben giderim. Yürü ya, anca gidersin. Sus. Şu hareketlerine bir bakar mısın? Saçma sapan hareketler. Ne olduğu belirsiz hareketler. Büyük büyük hareketler. Çocuklarımıza geçecek. Çirkinleşme bu kadar. Erol, o zaman sen de beni delirtmeyeceksin. Bu çırpıntının yanında dolaşmayacaksın ya. Sana kaç kere söyleyeceğim yani? Hayatım, ben kaç kere söyleyeceğim? İş bu, iş. Ben de diyorum ki aş bu aş. Karnım acıktı, yürü. Ay bu Şade de çok olmaya başladı yani. Ay sürekli gözü benim üzerimde. Hareket edemiyorum. Allah Allah. Bunları buraya mı koyayım bacım? Sen kimsin ya? Rüstem Usta nerede? Yok oğlum yok. Ay iyi tamam, koş öyle şeminenin yanına. Allah Allah. Ha, ha. Efendim tatlım. Betül teyzeciğim günaydın. Günaydın tatlım. Ne var ne yok? Vallahi bende bir şey yok. Sizde bir şey var mı? Hayır tatlım yok. Ben de burada meraktan çatlayacağım yani. Oraya bir gelen giden var mı? Vallahi Onur geldi ama keyfi bayağı yerinde. Allah Allah. Allah Allah. Ay tamam, sen yine de duruma böyle biraz daha yakından bir bakıver, tamam? Tamam, ben de öyle düşünmüştüm zaten. Şimdi bir ağzını yoklayacağım. Bakalım bir şeyler var mı? Size bir haber gelirse bana mutlaka haber verin. Ha, mutlaka. Lütfen mutlaka. Ne ya mutlaka bacım? Efendim? Neye mutlaka diyorum Betül? Ay Şadi, senin amacın ne? Şadi, senin amacı beni öldürmek mi? Ha, ne yapıyorsun Allah aşkına, kendine gel sen. Artık iyice saçmalamaya başladın. Sana gözüm üzerinde olacak demiştim Betül. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.